tüy mü dikti oğlum hocana? Ya sen ne mal bir insansın ya. Adam hayatımı kararttı arkadaşlar. Esir aldı beni. Bir şey yapın alo. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Merhabalar. O kim lan, ağacın arkasından bana baktı. Gençler, uzun süredir katil videosu atmamışken geri dönüşüm tabii ki Clown'la olacak. Ya Legion ya Clown'la oynamam gerekiyordu, Clown'ı seçtim. Bu yeni gelen etkinliğin Survivor tarafını oynamıştım zaten. Bu kez de katil tarafını oynayacağım. Perklerim zaten genelde yaptığım build, o yüzden onları çok anlatmayacağım. Hemen eklentilerimi anlatayım. İlk eklentimiz zehirlenme etkisinin süresini 1 saniye arttırıyor. Yani bir kurban zehirlendiği zaman 1 saniye daha fazla o zehrin etkisini yaşamış oluyor. İkinci eklentim de zehirlenme etkisinin topal cezasını ilave %4 arttırır. Zehirlenen bir kurbanın hızı yavaşlıyor ya, işte bu eklenti sayesinde %4 daha fazla yavaşlıyor. Gençler, bu arada iki tane 100 prestijli eleman var karşıda. Fark ettiyseniz eleman dedim. Bir erkek birisine eleman ya da lavuk dediyse sinirlenmiştir arkadaşlar. Bunu sizlere bir info olarak vereyim. Seha, 100 prestijlerden birisi bu. Benim hızım mı fazla ya? Efendi, akıllı oynuyorsunuz ama güzel bir tanecik vurduk. Sattı mı acaba? Oy, oğlum benim sensi mi fazla? Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Az daha 360, 180, 950 hepsini yiyordum ya. Parti var da bana yok ki şu an. Güzel sattılar bir tık. Ne diyorsunuz? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu hamle bayağı iyi oldu. Diğeri zaten arkadaşını almaya gitti. O yüzden can yükseltmiş olamaz. Şu Kate Hanım'a. Paleti uzaktan kırmadan uyguladım arkadaşlar. Biraz kötü kullandım aslında ama güzel işe yaradı sonuç olarak. Ya benim sensim çok sıkıntı gibi şu an. Neyseciğim, merhaba. Biliyordum hocanın ilgileneceğini. Zord. Şunu da alırsam şahane olur. Şunu da alırsam şahane olur. Kötü attım şişeyi ya. Şu hareket var ya, oyunun en sinir bozucu hareketi olabilir ya. Böyle gidiyor gibi yapıyor, şey yapıyor ya. Yani fena oynamıyoruz şu an ama canlar tabi tutması biraz zor. Şu jene bir popunu vuralım o zaman. Pop kullanamadım çünkü bayağıdır. Çok iyi lan. O güzel. Çok akıllı oynadım buraya. Adama panik yaptırdım şoka tuttuğum için. Şok değil lan. Neydi bunun adı arkadaşlar? Toz toz. Tamam, güzel. Bu Ace'i alırsam aslında süper olur ama bu da işte oyunu biliyor gibi diyeceğim. Neyse, ne yapıyorsun? Sayseve var herhalde de belki kaçırır, deneyeyim en azından. Bak, ben buradan geçerken bana paleti sana atacak. Görmediğimi sanıyormuş. Hepsi yaralı Allah'ım ya, maça bak. Ama işte bir şekilde o jenleri bitirecekler gibime geliyor. Güzel. Peki kral, bunu atarız. Tamam mı? Seni alırız. Seni de şuraya götürürüz. Hatta buna şu an Q atabiliyormuşum. Ha, diğerine de at. Ha, yeni doldu özelliğim. Okey. Diğerine direkt Q atsam olur mu? Acaba bir gal atar mı? Şu an bir düşüneyim. Şuna Q atmaya çalışacağım. Almadan atabiliyor muydum? Tamam, çok güzel arkadaşlar. Bunlar niye bağırıyor? Şunu alırsam şahane olacak. Güzel akıllı oynadı. Son jene kaldılar, hadi bakalım. Ooo, müthiş oynadı var ya, bir şey diyeyim mi? Adama yani hiçbir şey diyemedim. Şahane oynadı. Süper oynadı valla. Mori yiyecek ölürse ama tabii ki son asılışı olduğu için yine ilaha dönüşen bir kardeşimiz. Yeter kral artık yani, daha emoji falan çekiyor ya bana. Güzel oynadı. Stres yaptım bu chase biraz. Maç gitti geldi gitti geldi, en son onlar aldı gibi yani. Şu an son jeni de bitirirlerse büyük avantaj olacak. Tamam, bu çok yüksek değil ama yine de bozalım. Geldikleri zaman sıfır olarak görsünler, moralleri bozulsun. Şu an bir tek bunda olabilirler diyecektim ki tam olarak da bundalarmış. Kate, sen bu takımın zayıf halkasısın galiba. Ha tamam, illa kaldırmamız lazımmış arkadaşlar bu kanca olayı için. Hemen bir yollayalım bunu kancayla uğraşmadan. Ya bu gaz mı küçülmüş ya? Ne yapıyor? Ha? Map var ya map.
Killer için gerçekten çok zor bir map ya. Oğlum yeter, herkes mi dedat kullanıyor? Allah'ım çıldıracağım şimdi. Son jeni de bitirdiler bu arada. Lan onu da aldı son anda şerefsiz ya. Nasıl yetiştin? Hem jeni yaptı hem gitti adamı aldı, yetişti ya. Aha. Kate defolsun gitsin, Kate defolsun gitsin. Çok iyi. Şimdi gel buraya. Sana Q tamam mı? Sen defol git, nereye asılıyorsan asıl. Sana da bir moriye. Of, çok zor maçtı arkadaşlar gerçekten. Adamlar da iyi oynadı, ne yalan söyleyeyim. Harbiden zor ve güzel bir maçtı. Bayağı ilk maçtan yani bu kadar stresli ve üst seviye bir maç oynamam bir yandan sevindirici bir yandan üzücü. 3-4. maça kalmaz analar meze olmaya başlar, ben öyle diyeyim yani size. Suratımın şu an bu şekilde salak gibi güldüğüne bakmayın. Birazdan şu şekil. GG. Baksanıza 2 tane 100 prestij. Zaten o ikisi de gayet güzel oynadı. Şef götten kim oğlum? Lan ya bu hesaba kim giriyor oğlum? Ne yaptınız çocuğun hesabının ismini? Arkadaşlar rezil olduk inşallah. Adamlarda Türk yoktur. Bu arada etkinlik değil de normal maç oynamış olsaydım az önceki kurbanlar büyük ihtimal beni yenerdi. En az 3 kişi falan kaçardı. Etkinlik katil için çok daha avantajlı ana göre. Palet yok etmeler, sırtını alır almaz kancaya ışınlamalar falan. Bu arada bu maplerini ikidir. Geçmiş olsun ablacım. Kalp krizinden sizi hastaneye kaldırıyoruz. İnşallah ölürsünüz yani, ben katil olduğum için böyle kötü dileklerde bulunabilirim. İşte arkadaşlar gazın önemi. Gazın önemi. Ocağın altını açık unutmayacaksınız. Orada gaz atmamış olsam fast voltla kaçar giderdi. Şimdi şu orta jeni bayağı bir ilerletmişler. Yanlış görmüşüm. Ne oluyor oğlum, bende şizofreni başlangıcı falan mı var lan arkadaşlar? Şüphelendim ha. Bunu ilerletmişler. Bayağı bir olmasa da. Çakala bak. Ne oldu onu yaptığında? Bunu da dederdi olabilir arkadaşlar. Hiç güven vermedi bana şu an. Hadi bakalım, bu maça iyi başladık. Oo. Ne yaptı lan bomba? Bir şey koydu hocana. Sana bir şey diyeyim mi? Tüy mü dikti oğlum hocana? Ya sen ne mal bir insansın ya. Adam hayatımı kararttı arkadaşlar. Esir aldı beni. Bir şey yapın. Alo. Bu ne? Şu tüyü o dikti sandım ya. Sadece böyle killer'a eziyet perkleriyle girmiş ya. Esir alındım ya. Esir kampında gibiydim. Bayağı işkence gördüm yani az önce. Yani arkadaşlar burada kiminizin abisi, kiminizin kardeşi, kiminizin amcası yaşındayım. Az önce esir alındım. Hiçbirinize demedi ki bu adam 7,5-8 yıldır video çekiyor. Kurtarayım şunu, bir şey yapayım. Güldünüz orada, gördüm. Güldüğünüzü gördüm bu arada. Kral bu kadar tecrübeli olma. Hadi be. Tamam güzel. Sen biliyorsun oyunu. Gel bakalım. Seninle biraz oynayalım. Kral yani yapabilecek bir şeyin yoktu. Sen de haklısın. Nasıl tuttum donundan vallahi, nereye gidiyorsun diye. Oo, hızlandım lan. Uçuyorum şu an. Süper jende ulaşmak için bu özellik. Gel buraya gel bombacı. İzmir bombacı gel buraya. Selam. Pop süremiz bitmeden hayvan gibi hızlı olduğumuz için jenimize dolandık. Tekrar oturdu ne bu jene? Peki. Bak hız nasıl fark etti arkadaşlar, gördünüz mü? Normal hızıma dönünce oyun durdu yani hani. Ya burada da... Şişenin kalitesini gördün mü? Yani ben olsam o hasardı da, hadi neyse. Bu biliyor oyunu arkadaşlar, bunu biraz salalım. Çünkü gittiği yerde hiç jen falan yok, benim bana çok vakit kaybettirecek. Ooo, bir jen daha bitti, bir tanesi de çok yüksek. Peki, size acımamam gerektiğini biliyordum. Yani yapıştıracaksın tanılı moriyi ya. Vallahi yine hep, yine aynı senaryo bak. Yine bir şekilde maç kurbanlara döndü, gördünüz mü? Daha ikinci asılışına geçen yok. Hayır, haritada öyle bir şey ki sürekli oda dönüyorlar yani hani. Senin... Oha oğlum, buraya da mı işliyormuş o özellik? Ben kırmadığım halde işledi anasını satayım. Maç yemin ediyorum mahvoldu. Şunu hemen bir kancaya ışınla bir yere. Çabuk çabuk çabuk. Atamıyor muyum özelliğimi? Var özelliğim, niye atamadım? Yeter hayvan oğlu, hayvanlar yeter. Ya bu maç o kadar rahat... 3 hook aldım. 5 jam vardı bu maç başladığında. Ya harbi siktir git hadi ya. Hadi hadi bırak şu oyunu ya. Bırak ya. Eli kolu tutmayan Survivor.
Geçmiş olsun arkadaşlar. Killer'da ilk defa DC attığımı görüyorsunuzdur muhtemelen. İlk maçtan 150 kat daha basit bir maç. Bir daha da kurbanlara acının bilmem tanrı olsun hadi bakalım. 3. 4. maç analar meze olur dedim. 3. 4. maça gerek kalmadı. 2. maçtan 3 hook almışım. 5 jam var. Yaralı kurban önüme çıkıyor. Ben özellikle gitmiyorum adama. O önüme çıkıyor. Adama acıyorum diyorum. Kendi daha 5 jam var. Tunnel atmayayım. Onu alana gidiyorum. Full olana. Mal gibi onunla vakit kaybediyorum. Öbür acıdığım adam dönüyor jam bitiriyor. 10'ar saniye chase atamayan adamlar bir anda müthiş oynamaya başlıyor ve 2-3 dakika içerisinde 5 jam bitiriyorlar. Öbür maçlarda full tunnel'la oynuyorum. Yorumlarda da tunnel niye attın? Niye attın diyen olursa vallahi umurumda değil arkadaşlar. Gençler bu arada denk gelmeyenler varsa shorts videolarına başladım tekrar. Hem kanaldaki videolardan böyle komik klipleri atmaya çalışacağım. Hem de böyle eskiden yaptığım gibi korku film önerileri, katillerin hikayeleri gibi bilgilendirici ve yararlı içerikler de üretmeye çalışacağım shorts kısmına. Eski klipleri görüp bazıları şey yazmış, abi bunlar eski video değil mi? Niye şimdi atıyorsun falan demişsiniz de arkadaşlar, shorts'un olayı o zaten. Hani eskiden olmuş ya da yeni olmuş bir olayı küçük komik klip şeklinde atıp hani istediğiniz zaman kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlamak, yani bu amaçla atıyorum zaten. Aynı zamanda başka insanların da önüne çıkıp kanala abone kasmaya çalışıyorum. Yani saçma saçma hareketler yaptı. Bir de işe yaradı. Allah'ım ya Rabbim gerçekten. Kanka ne olur gel ya. Herkes oyunu biliyor olamaz ya. Bu arada bu etkinlikte killer'ın özellikleri arasında şey de var. Ne oluyor? Hacem bitti, hızlandık. Stun yemenizi %50 azaltan da var. Ama onu çok kullanmadım arkadaşlar. Diğer ikisi daha işlevli geliyor yani. Onu harcamak istemiyorum topladığım şeyi. Gel bakalım ya. Ananın götüymüş. O ne oğlum? Verstappen geldi lan. Ne oluyor? Yavaşla lan. Decisive atacak. Oğlum iki can ne ara bitti? Arkadaşlar lütfen bana anlatın şu an ya. İki can ne ara bitti? Ne oldu oğlum? Karşıdan alınca hız boost'u kazanıyor değil mi bu? Tunnel yememek için mi yani? Yani... Görüşürüz. Ne oldu lan? Ha, bota düşmüş. Arkadaşlar herkes bir gün olmaktan korktuğu insana dönüşür. Tunnel yiyenlere söve söve tunnel atıra... İki tane özlü söz söyleyeceğiz, onu da beceremedik. Tunnel atanlara söve söve tunnel atar hale geldik yani. Hızlandıran şişemi bayağıdır kullanmıyorum, onu fark ettim. Çünkü vakit olmuyor. 15 saniye içerisinde 5 tane cam yaptığı için hayvan olur hayvanlar. Hayır bir de yılan gibi hemen kayboluyor ya. Uf. Benim bu şişe atışlarım da fena değil ha. Lan oğlum palet özelliğini açtım ben şu. Bu ne yapıyor? Bu gaza girmiş. Ne ara gaza girdi? Bitir bitir hayvanat bahçesi bitir. Bitirdikten sonra ışınlanma özelliği falan açtın o zaman. Doğru mu? Yanlış mı anladım? Jen'in sarı yandığını gördüm. Bittiğini gördüm. Geri geldim adama ve hiçbir şey yok. Adam ortalıkta iz bile bırakmamış. Artık yani atmayacak sandım bir yerden sonra. Oğlum paleti kırmak için yapmıştım ben onu. Bu bir de ikiye geçmedi değil mi? Geçmedi galiba. Aynen geçmemiş. Yetenekses piç. Şunu bir ışınlayayım. Lan. Oha oğlum ne ara o kadar gittim, bu kurbanların da hızı mı artmış, ne olmuş? Güzel atış. Bu adamı bu. Bu zehirlenerek ölsün anasını deldiğim ya. Hadi yetiş de göreyim şimdi oraya. Heh, hadi yetiş de göreyim Allah'ın belası, git seni. Siktir git lan oyundan, çık lan oyundan. O ne ara bitti la? Tam bari göreyim, onu bitireni göreyim hadi. Lan ikiniz birden diğer kapıya gittiyseniz var ya, vay böyle ızdırabın. Açtı Allah'ın belası ya.
Evet, iki kişi gittiler yani. Oyunda bir oyun tarzı var, böyle kahpe bir oyun tarzı. Survive kısmında böyle yani, bu gerçekten herkesin yapabildiği bir şey değil. Mesela bir insan çok fazla iyi loop atar, aşırı iyi loop atar. Ama şu tarz saklanamaz. Vallahi bak, şu ekstra bir oyun tarzı. İnanılmaz, adam jam bittiği an gidiyorum, toz olmuş oradan. Yok, iz bile yok. İz bırakmadan nereye gitmiş olabilirsin ki? Yani bu ekstra bir oyun tarzı. Bu oyunda en sinir olduğum oyun tarzı olabilir. Çünkü herkesin yapabildiği bir şey değil. Çok sinir bozucu bir şey. Adam mos atacağını falan galiba. Bilmiyorum nasıl bu kadar yok olabiliyor ki? Arkadaşlar şimdi son maçta karşıma gelen adamın saatini gösteriyorum sessizce. Hani inşallah böyle lobide falan durup saat kasmıştır. Yani inşallah oyunu 12.000 saat boyunca gerçekten gameplay olarak oynamamıştır. Eğer öyle bir şeyse Dead by Daylight'a bu maç killer öldürme diye bir şey gelebilir arkadaşlar. Belki beni bu maç öldürürler yani. Ne, kim bilebilir ki değil mi? Belki palet stun yediğim zaman ölürüm yani. Hastaneye falan kaldırabilirler kılavunu birazdan. Arkadaşlar az önce menüdeyken uzun uzun düşündüm. Bayağı uzun düşündüm ama. 17-18 saniye falan. Acaba psikolojik mi hani böyle? Kurbanların her yaptığına sinirleneceğim diye kendimi şartlamış olabilir miyim? Bu maç böyle pozitif, cıvıl cıvıl, tatlış bir Ahmet olarak oynamaya çalışacağım. Çünkü FPS oyunları da aynısı var. FPS oyunlarının sinirli oynadığım zaman çok kötü oynuyorum. Ama böyle sakin, o gün neşem yerindeyse falan oynadığım zaman süper oynuyorum. Belki bu da öyledir. Biraz böyle sakin takılmaya çalışıyorum. Merhaba canım, saçın çok yakışmış bugün. Olur öyle hatalar, ara sıra herkes yapabilir. İnsanlık hali. Seni şu an erkenden düşürürsem süper olur. 12.000 saatli arkadaşımız bu arada. Şişeleri biraz kötü atıyorum şu an. Yani kötü oynadım ama güzel bir şekilde düşürdük. Daha kısa sürede düşürebilirdim aslında. Şimdi arkadaşlar tatlış oynayacağım dediğim kurbanlara tunnel atmayacağım anlamına gelmez. Bak zarfımı da zarfımı çalmadı, ödün çaldı arkadaşlar. Yani seninle de paylaşmayacaksam kimle paylaşacağım? Sonuçta burada benim videoma konuk olmuşsun, anladın mı? Tatlış tatlış takılıyoruz beraber. Ya yapma. Artık yanından dolansam harbiden düşürüyormuşum ya. Aha. Oğlum var ya, tam adamı salıyordum. Ulan kaçtı tüh diye. Sizi şöyle base'e de bir götürelim. Ne ara aşağı indim de aldım. Şunun bir baro bunu artık arkadaşlar, neyi varsa hemen bir alalım. Merhaba. Geçmiş olsun. Hanımefendi iyi oynadınız, 12.000 saat. Emekleriniz için teşekkür ederiz. Gerçekten burada mıydın ya? Yani zor bu paleti stun olarak kullanmak, bayağı bir zor. Şunu hemen assak. Tamam mı şöyle? Şu arkadaki cam mı patladı, ne patladı? Oğlum bu ne, oraya ben de götürürdüm. Popu vurayım arkadaşlar. Abi pop almışsın, boşa mı aldın amm dediğinizi duyar gibiyim çünkü. Oha oğlum, bütün haritayı dolandım. O ne, adamın önüne çıkalım diye mahvettim her şeyi ya. Seni çak... Aa, maçta böyle biri mi varmış? Tövbe bismillah, ilk defa görenler beğensin arkadaşlar. Yani niye görüm... Ya tamam, uzakta öldüm, tamam en iyisi sensin ya. Sanki bak bayağı uğraştım şu an seni kanca yazmak için. Bak izle, oha nasıl vakit kaybettim lan öyle, hadi görüşürüz. Aa, attempt deniyor. Ya Allah'ım bela. Canım arkadaşım. Top vuracaktım da o jene arkadaşlar, yani canı sağ olsun ya. Hiç arkama falan bakmam, deparı koyarım giderim diyor ne. Güzel, buna da bir morimizi atalım. Ne gerek var sinirlenmeye değil mi arkadaşlar, yani burada biz bizeyiz, tatlış tatlış da oynayabiliriz oyunumuzu. Bu abimiz fena oynamıyor. Alan Wake değil mi bu? Aynen Alan Wake. Güzel oynuyor yani, şu an zaten bir tek bu zorladı beni. Güzel, respect ettirdi ama çok da bir şey olmayacak. Şunu da bir yollayayım hemen diyeceğim. Bu yollama olayı nasıl oluyor? Sol alttaki kısmın sarı full dolması mı lazım? Ha şu an yoğun oldu mesela. Neye göre acaba? Aha soncam bitti. Oğlum buraya ben de asardım. Uzaktaki kancaya tak dedi diye bastım. Aha şansıma bak, niye gördüm onu? Şişem yokmuş lan, ben de diyorum. Niye atamıyorum? Adama hız verdim. Adama sonra bir de zehir attım. Nötrledim arkadaşlar adamı.
Ne yapıyor? Baroğlu Metkit mi bastı orada? Ya Hatch şimdi bunun önüne çıkar, yemin ediyorum bak. Allah'tan yani burada bir yerde Hatch açılma sesine benzer bir şey duydum. Evet arkadaşlar, sakin sakin oynadık. Tabii kurbanlar da çok iyi gelmedi bu maç diğer maçlara göre. Ama daha sakindik, daha böyle olayları kabullendik. Değiştiremeyeceğimiz şeyler üzerine kendimizi çok yormadık. Sonuçta kurbanları ben kontrol edemiyorum. Tunnel'ımızı da attık güzelce, afiyet olsun. İki tane maç kazandık. Bir tane disconnect attık, bir tanesi de berabere bitti. Güzel bir gündü diyeceğim ama tabii ki değildi. Killer oynarken bütün maçlarda 4-4 yapmış olsam bile ben kurbanlardan daha fazla sinirleniyorum. Bu oyun bana bunu öğretti arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Beni böyle kabul edeceksiniz artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.